İznik Ayasofya'sı dünyanın en eski yapılarından birisidir. Anadolu'da ilk inşa edilen bazilikal kiliselerin özgün örneklerinden biri olan İznik Ayasofya'sı, Roma dönemine ait bir yapının temelleri üzerine inşa edildiği varsayılmaktadır. Dünya tarihi açısından önemli bir yapıdır. Surlarla çevrili kentin dört bir kapısından gelen yolların kesiştiği yerde yapılan Ayasofya, kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 4. veya 8. yüzyıllar arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Günümüzde şehrin caddeleri bu yapının 4 metre yüksekliğinde yer almaktadır. Bizans döneminde İznik'in baş kilisesi olan yapının tarihsel öremini arttıran bir olgu da kilisenin Hristiyan özellikle de Ortodoks dünyasındaki saygın konumudur. Bazilika tipinde inşa edilmiş olan yapı, ikonoklastik dönemde Bizans teolojisinin uzun yıllar tartıştığı ikon yasağı konusundaki tartışmaları sonuca bağlamıştır. 11 Ekim 787 tarihinde İznik'te toplanan 7. Ruhani Konsil toplantısına ev sahipliği yapan Ayasofya, dinsel konuların figüratif işlenişi konusundaki yasaklar kaldırılmış, sembolizm etkili olmuştur. İmparatoriçe Erene tarafından resmi yeniden sevdirmek için düzenlenen bu dini toplantı, tarihe 2. İznik Konsili olarak geçmiştir. Eser birçok isimle anılmaktadır. Kaynaklarda genellikle Büyük Kilise olarak adlandırılsa da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü envanterinde ise Ayasofya Camii, Orhan Camii, Konsil Kilisesi gibi 3 isimle adlandırılmıştır. Ayasofya ismi köken olarak Yunanca Hagia Sophia, ilahi bilgelik ifadesini taşımaktadır. Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın 3 niteliğinden biri sayılır. Mabet, günümüze kadar uzanan en eski yapılardan biridir. Mart 1331 yılında İznik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Sultanı Orhan Gazi tarafından Türk topraklarına katılınca ilk camiye çevrilen kilisedir İznik Ayasofya'sı. Bu
bu tarihi yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eserler Listesi'nde Ayasofya Camii olarak Orhan Gazi Vakfı'na kayıtlıdır. Orhan Camii adını almış bu tarihi mabet küçük çapta bir değişiklik yapılarak güney duvarına, biri girişte sağda içeride, yan duvar hizasında odacığa bitişik mihrap ilave edilmiştir. Ayasofya'nın mimarisine ciddi bir müdahalede bulunulmamış, ancak Kanuni Sultan Süleyman döneminde geçirdiği yangından dolayı dönemin en büyük mimarı Mimar Sinan tarafından mimarisi esaslı bir şekilde değiştirilerek adeta yeniden yapılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ayasofya için çarşı içinde üzeri kurşunla örtülü, minareli büyük bir mabet diye söz etmiştir. 1065 yılında zelzele ve depremlerle Ayasofya'nın çatı yapısı, sıra sütunlar ve nefin yukarısındaki yer alan pencereli üst kısım, batı duvarı, hatta absisin üzerindeki tekke tonoz da içeriye çökmüştür. 1804'lerde kiliseyi ziyaret eden Alman seyyah John von Hammer, yapının çatısı çöktüğünde kullanılmadığını ve giriş kapısı üzerinde Orhan Gazi'nin tuğrasının bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmalara göre zemin yaklaşık 1 metre yükseltilerek giriş sahanlarının aralarındaki kemerler ve bunları taşıyan sütunlar kaldırılarak 4 büyük paye açılmıştır ve bunlara oturan kemerli açıklıklar yapılmıştır. Namaz saflarının mihrabı görmesi için giriş kapısı daraltılarak ve kapı yanına ikişer açıklık pencere uygulanmıştır.
Yapı Bizans dönemine ait bazı fresko ve mozaik kalıntıları içermektedir. Çeşitli depremler ve yangınlarda tahrip olan yapı 19. yüzyılda terk edilmiş, 1935 ve 36 yıllarında yapılan sondaj çalışmalarından sonra 1953'te Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazılarak Bizans dönemine ait renkli taban mozaikleri ile sıva altında kalmış freskleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yapı İstanbul'da 5. yüzyılda yapılmış Stadios Manastır Kilisesi ve Acema Mescidi ile büyük benzerlik göstermektedir. Eser 2007'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İznik Kaymakamlığı'nın yenileme çalışmaları ile bugünkü halini almıştır. Thank you.
Mimari olarak gözlemlendiğinde bünyesinde Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yapı malzemeleri yapı sistematiğinin harmanlandığı görülür. Geçirdiği birçok deprem buna etkendir. Temellerinde düzgün kesme taş blokların, Strabon'un tarif ettiği gıyna suyun parçaları veya kuvvetle muhtemel antik çağa ait tapınak kalıntıları bulunmaktadır. Orijinalinde doğu-batı doğrultusunda uzanan 37x20 metre ölçülerindeki dikdörtgen planlı 3 nefli bazilikal olarak inşa edilmiştir. Nefler sütun dizeleriyle birbirlerinden ayrılmıştır. Yapının doğu yönünde orta nef içten yuvarlak dıştan 7 cepheli olarak bir apsisle sonlanır. Yan neflerde ise postaforium odaları yani hazırlanma odaları apsisle tamamlanmaktadır. Odacıklar kare planlı ve altıgen kasnak üzerine kubbelendirilmiştir. Yapının kırma ahşap çatı ile örtülü olduğu tahminseldir. Yapıdaki fresko kalıntılarını ayrıntılı bir şekilde tanıtan Alpadov, üslup özelliğinin Trabzon Hagia Sophia'sındaki freskoları hatırlattığını ve bu nedenle 13. yüzyılla tarihlendirilebileceğini savunmuştur.
Bizans dönemine ait freskolar Pastaforium odalarında görülmekte olup güney yan nef duvarlarında mezar odacığı olduğu tahmin edilen yarım elips niş içerisinde Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve Yuhanna tasviri fresko olarak günümüze ulaşmıştır. Birinci yüzyıl uygulaması olarak tahmin edilen taban mozaiğinin bir bölümü görülmektedir. Dışarıda ise Kuzey Nef'in Pastaforium odasına bitişik bir şapel, küçük dua evi kalıntısı bulunmuş ve taban mozaiği koruma altına alınmıştır. Ayrıca apsisin iki yanındaki odalarda ve Kuzey Nef'in batı tarafında fresko bezeme örnekleri günümüze ulaşabilmiştir. Apsisin iki yanındaki neflerin uçları üzeri kubbeler ile örtülü birer oda biçimine sokulmuştur. ...1935 yıllarında ise Alman Arkeoloji Enstitüsü arkeologları yapıyı incelemeye başlamıştır. Ayasofya'yı 3 döneme işaret etmiştir.
Yapı 5. veya 6. yüzyılda inşa edilmiş olup altta kesme taş ve pencere hizasında tuğla ile inşa edilen 3 nefli Helenistik bazilikadır diye kayıtlara geçmiştir. 1065 yılı sonrası yapının zemini 1,4 metre yükseltilerek kubbeli pastaforyum hücreleri eklenmiş, nefler payelerle sınırlandırılmıştır. Bu dönemin 1330 yılı sonrası zemin yeniden yükseltilip nefleri ayıran destekler değiştirilmiştir. Yapının orta nefinde yer mozaikleri, Profesör Doktor Semavi Eyce'nin bir makalesinde karşılaştırmalı bir değerlendirmeyle 11. yüzyılla tarihlendirilmiştir. Profesör Doktor Semavi Eyce'ye göre tarihi yapı Ayasofya, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı 3 nefli bir bazilikadır demiştir. Orta nef doğuda içten yuvarlak dıştan 7 cepheli apsisle yan nef pastaforyum odaları ile sonuçlanır. Narteksin güney duvar kalıntısı mevcuttur. Naos ortada dikdörtgen kesitli iki paye ile doğu ve batıda duvar payelerine oturan kemerlerle 3 nefe ayrılır. Ortadaki payeler sivri, diğerleri yuvarlak kemerlidir. Orta nefe 3, yan neflere birer kapı ile açılır. Tüm kapılar eksendeki hariç örülerek kapatılmıştır. Eksendeki kapı diğerlerinden geniştir. Kuzey duvarda eksenin doğusundaki yan giriş bugün örtülmüştür. Apsiste biri eksende diğeri ona simetrik 3 pencere vardır.
Naos'un güney duvarında 10, kuzey duvarında 8 ve Narteks'in güney duvarında 2 pencere vardır. Bu iki pencereden batıdaki hariç tüm pencereleri kapatılmıştır. Batı cephedeki kapılar dikdörtgendir. Narteks'in güney duvarı yaklaşık 6,30 metre uzunlukta ve 3 metre yüksekliğe kadar ayaktadır. Duvara yuvarlak kemerli pencere ve batısında kavsarası 3 sıra mukarnaslı mihrap görülür. Güney cephedeki üst pencereler kısmen yıkılmış, orijinal görünümlerini yitirmişlerdir. Orta nef duvarları yan nef duvarlarından yüksektir. Üst kısımlarda ise eş boyutlu 5 yuvarlak kemerli pencere yer alır. Bema ve apsis zemini bugün Naos zemininden 0.80 santimetre alçaktır. Bema'dan Pastaforium odalarına 3 basamaklı modern merdivenlerle çıkılır. Thank you.
yapıda farklı dönemlere ait malzeme ve duvar teknikleri görülmektedir. Bu duvarların alt pencere hizasında orijinalde yalnız tuğla ile inşa edildikleri, ancak çeşitli onarımlarda dokularının değiştiği belirtilmektedir. Yapıda Bizans dönemine ait fresko kalıntıları dikkatle bakıldığında görülmektedir. Orta Nef'in batısında Bema'da ve Apsis'te yer mozaikleri vardır. Apsis ve Bema'dakiler siyah ve beyaz taşlarla yapılmış geometrik motifler göstermektedir. Taban mozaiklerinin 11. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Yapı 11. yüzyılda depremden sonra minaresinde önemli bir değişiklik yapılarak nefler, payeler ve bunların arasına yerleştirilen sütunlarla ayrılmıştır. Apsisin iki yanında da neflerin uçları üzeri kubbeler ile örtülü birer oda biçimine sokulmuştur. Burada ayrıca bir de mezar odası bulunmuştur. Bu odaların kubbeleri içinde yaş sıva üzerine yapılmış fresko resimleri görülmektedir. Kubbe içindeki yan duvarlardaki freskler zamana direnen resim ve motiflerden ibarettir. Buraya gelen turistlerin hayli dikkatini çekmektedir. Yıllar içerisinde bazı define meraklıları tarafından fresko resimleri birkaçı kazınarak yerlerinden sökülmüş olsa da diğerlerinden hala yapıldığı tarihin izlerini görmek mümkün.
Ayasofya'nın apsisinde 1935 yılında yapılan kazıda rahiplerin oturması için ayrılan Sitranum denilen kademeler ortaya çıkarılmıştır. ...1953 yılında burada bulunan küçük bir lahit çıkarılmış ve bugün İznik Müzesi'nde bulunmaktadır. İznik, Ayasofya'nın 1922 yılındaki Yunan işgali sırasında Hristiyanların ibadet ettikleri bu mabeti, apsis kısmı dahil olmak üzere ateşe verdikleri ve tahribata uğrattıkları belirtilmektedir. Dehşetin izlerinden mabedin üst örtüsü yıkılmış, 17. yüzyıldan sonra yapı terk edilmiş ve 1935 yılından sonra da yapı araştırılmaya başlamıştır.